Herkese merhaba, ben Erdem. Şakir Paşa ailesinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Şimdiki bölümün adı Fahrel Nisa Zeyd. Yani Fahrel Nisa Zeyd'i anlatacağım elimden geldiğince. Ama bir önceki bölümü yüklerken biraz değişiklik yapmak zorunda kaldım. Yükleme aşamasında bazı kısımları silmek durumunda kaldım. Ee, mesela gelecek planlarından bahsetmiştim. Atatürk hakkında bir kronolojik sırayla bir şey yapıyordum. Ondan bahsetmiştim. Lakin... ...silmek zorunda kaldım her neyse... ...ve sonra fark ettim ki... ...Halikarnas balıkçısını anlatırken anlatmadığım bir kısım vardı... ...bunu... E, kaynaklarını bulamamıştım... ...sonradan aklıma geldi... Şu, ...o da şu... E, ...belki biliyorsunuzdur... ...bilmiyorsunuz da olabilir... ...artık nasıl olacak bilmiyorum... ...ben yine de anlatayım... ...ya biliyorsunuz... ...Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir... ...kabağaçlı... ...Bodrum'a sürgün edildi... E, ...orada kaldı bir dönem yine İstanbul'da yaşadı. Tekrar geri geldi bunu podcast'te dinlediniz. E, Muğla'nın Yatağan diye bir ilçesi var. E, dönemin kaymakamı oraya geliyor, yeni atanıyor. Kaymakamın eşi de e, Bodrumlu, Muğla'lı. E, o ki adı Ahi, Ahiköy oranın. Ama ismini değiştirmek istiyorlar. Ne yapalım, ne edelim diye düşünüyorlar. O zaman da Cevat Şahin'in kayığı var. Kayığıyla açılıyor denize falan filan balık tutuyor artık günlük gün diyor, Elinden geldiğince sürgün hayatı nasıl olsa. Kayığın ismi Yatağan. Ee, yani anlamışsınızdır artık Muğla Yatağan isminin nereden geldiğini. Bunu Yılmaz Özdil'in e, köşe yazısından okuyacağım size şimdi. Muğla'nın ilçesinin yatağının eski adı Ahiköy'dü. Bucak'tı. 1944'te ilçe oldu. Adı değiştirildi. Yatağın yapıldı. Mümbit topraklara sahip bu şiir, şirin ilçe Halikarnas balıkçısının yöre insanların mirasıydı. Çevre bilinci demek yatağındı. Yatağın demek çevre bilinciydi. Ahiköy o zamanlar nihai, nihayeydi. Şimdi kaymakamlık oldu. Ben Bodrum'dayken yatağın adlı bir kayığım vardı. Bunu Halikarnas Balıkçısı'nın ağzından dinliyoruz. Ben Bodrum'dayken yatağın adlı bir kayığım vardı. Ahiköy'ün ilk kaymakamının karısı Bodrum'luymuş. Yeni kaymakamlığa yeni bir at takmak gerekince oraya yatağın diye benim kayığımın adını vermişler. Bunu kendi kitabında söyledi. Mavi Sürgün'de yazmıştı. Şimdi bunu bilgiyle verdikten sonra biz bölümümüz olan Fahran Nisa Zeyd'e de geçelim. Ee, Fahran Nisa anlatacağım. Bu da Cevat Paşa ailesinin bir ferdi. Şimdiden iyi dinlemeler. Fahri Zeyt 6 Aralık 1901 yılında İstanbul'da Büyükada'da dünyaya geldi son derece renkli ve pek çok başarıya imza atmış. Ailesinin beşinci çocuğu olmuştu. Amcası Cevat Paşa ve babası Şakir Paşa çok başarılı birer asker. Yazar aynı zamanda amatör fotoğrafçıydılar. Amcası Cevat Paşa dergi editörlüğü yapmış. Aynı zamanda 5000 kitabıyla Türkiye'nin en büyük özel kütüphanesine sahip olmuştu. Ki bu kütüphane kısmını daha önce eğer silmediysem hatırlamıyorum silip silmedi mi değinmiştim. 5000 kitap. Yani o zaman şartları belki büyük olabilir ama. Pek de büyük değil. Ee, devam edelim. Sürekli okuyan, sanatla ilgilenen bir baba ve resim çizen, okumayı araştırmayı çok seven bir ağabeye sahip olmak ayrıcalıklı bir durum olmuştu. Evde konuşulan konuların başına sanat gelmesi, Fahri Nisan'ın ve diğer çocukların sanata olan ilgilerinin oluşup şekillenmesine katkı sağlamıştı. Fahri Nisan'ın ismi diğer kardeşleri gibi sıradan değildi, Türkçe ve Arapça kökenliydi kadının görkemi, kadınlığın onuru, kadının kadınlığın gururu anlamlarına geliyordu. Öyleymiş ismi Fahra Nisa. Güzel bir isim bence. Anlamı ve sıradan olmayan bu güzel ismi Fahra Nisa gururla taşımış. Hayatı boyunca farklı şey, şekillerde yazılmasını benimsemiştir. Genellikle Nisa şeklinde kısaltarak kullanmıştır. Yani Nisa çitseyle. Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup köklü değişiklikler yapmaya başladıktan sonra Osmanlı'nın uzun yıllar kullandığı Arap alfabesinin yerine 1928 yılında harf inkılabı yaparak Latin alfabesine getirilmişti. Atatürk tarafından oluşturulan alfabe komisyonunun bir toplantısı Atatürk'ün yanında oturanlar arasında Fahra Nisa da yer almıştır. Türkçe U sesli harfinin yerine Almanca Ü harfinin uyarlamasına karar verilirken içinde Ü harfinin geçmesi müsbetiyle Atatürk Ü harfinin içinde yer aldığı ilk örnek olarak Fahri Nisa kelimesini yazmıştır. Yani Atatürk'ün Ü harfiyle yazdığı ilk kelime içerisinde Ü harfinin geçtiği ilk kelime Fahri Nisa'nın ismi. Bu Fahri Nisa adına güzel bir şey herhalde. Bu olay kendisinin ismiyle alakalı anlatmayı çok sevdiği güzel bir öykü ya ve hikaye olmuştur. Öyle yazıyor burada. Makaleden okuyorum bunun bir kısmını. Zeyd ismini zaman zaman Far El Nisa, Far El Nisa ve en son hali Far El Nisa şeklinde kullanmıştır. Burada yazım şekilleri farklı olarak yazı gözüküyor da belki okunuşları aynı olarak gelmiştir size. Bu anlamlı ismin hakkını vererek Türk ve dünya kadınlarına örnek olmuş, resim sanatına damga vuran çalışmalar yapmıştır. Şakir Paşa çocuklarının iyi eğitim görmelerini istemiştir. Fahrel Nisa 3 yaşındayken yazı yazmayı öğrenmiştir. Şakir Paşa kızına haftada 3 kuruş harçlık vererek yazıp okuması konusunda onu teşvik etmiştir. Paşa'nın kızını okumaya teşvik etmesi diğer çocukların da sosyal öğrenme ortamı yaratmıştır. Diğer çocuklarına da sosyal öğrenme ortamı yaratmıştır. Aliye Berger bu durumu örnek almış. Okuma yazma öğrenmek için heveslendiğini anılarında anlatmıştır. Fahrihan İsa'nın resmi olan tutkusu. Şöyle devam ediyor. Fahrihan İsa Zeyd henüz 4 yaşındayken ağabeyi Cevat Şakir'i resim yaparken izlemiş ve ondan çok etkilenmiştir. Bu durumu şöyle ifade ediyor Fahrihan İsa. Onun fırçasının sesi müzik gibi kulağıma okşuyordu. Elimi tutup kağıdın ortasına gezdirmeye başladı. O günden beri ne o ses kulağımdan gitti, ne de resim yapma tutkusu. Fahra Nisan 8 yaşındayken Cevat Şakir'in çini mürekkebi ile bir kız portresi çizerken onu izlemiş ve duygularını şu şekilde anlatmıştır. 8 yaşındaydım. Bir gün onun çini mürekkebi ile sevdiği kızın profilini çizmesini izledim. O ince, zarif kalem darbeleriyle kağıdın üzerine yaşayan bir varlık oluşturması beni adeta büyülemişti. Ben de aynı şeyi yapmak için dayanılmaz bir istek uyandı. Ağabeyim ve resim defterinden bir yaprak kopardı ve elime bir kalem vererek içimden ne geliyorsa çizmemi söyledi. O gün oturma, otom o gün oturma odamızda ne varsa resmini yaptım. Eşyalardan lambalara, yerdeki halının motiflerine kadar her şeyi çizdim. Ağabeyime gösterdiğimde ''Aferin Nisa'' dedi. Cesur kalem vuruşlarına bayıldım. Hele yaşına göre insana hayret veren bir görüş, öl görüş ölçünü var. Sonra başımı okşadı. yeteneklisin yavrum, her zaman yanında defter kalem bulundur, hoşuna giden şeyleri durmadan çiz. Bu örnekle Fahrihan Nisa'nın resme başlayıp resim hevesinde ağabeyinin teşvik ve etkisinden söz edilebilir. Zeyd, resim yapmayı o günden sonra ölene kadar hiç bırakmamıştır. Fahrihan Nisa Zeyd'in kızı Şirin Devrim, annesi için resim yapmanın nef nefes almak kadar önemli olduğunu, resim yapmasa sanki öleceğini söylemiştir. Hasta olduğu dönemlerde dahi annesinin yaptığın, annesinin yatağında yatarken bir resim yaptığını, çarşafların hep yağlı boya olduğundan bahsetmiştir. İlerleyen yaşına dahi bir fırça sürüp tuvaline acılar içinde kıvranıp tekrar resmini müdahale ettiğini, bu vaziyette bile resim yapmayı bırakmadığını anlatmıştır. Annesinin ölümünden çok kısa bir süre önce dahi yanı başında iki tane sekiz, iki tane eskiz bulduklarından bahsetmiştir. Çantasında her zaman kalem kağıt bulundurduğunu, hoşuna giden bir şeyi mutlaka hemen orada çizdiğini belirtmiştir. Annesinin babası İzzet Melih ile evlendikten sonra çıktıkları balayına gördükleri İspanya, İtalya ve Venedik'teki müzelerin annesinin güzel sanatları olan ilgisini arttırdığından bahsetmiştir. Fahrihan Nisa Zeyd'in resminden sonra eğitim konusuna da gelelim. Fahrihan Nisa Zeyd'in eğitimi... Fahrel Nisa Zeyt, Notre Dame de Sion Lisesi 1914'te Birinci Dünya Savaşı sebebiyle kapanınca ardından özel bir kolej, kolej olan Pension Bragidot'ta kaydolmuş ve 1918'de aynı okuldan diplomasını almıştır. Savaş yıllarıdır Fahrel Nisa'nın gençlik dönemi zor şartlar içinde geçmiştir. Babasının ölümü ve ağabeyinin hapse girmesi de bu döneme denk gelmiştir. 1882'de kurulan Sanayi Nefise Mektebi Türkiye'nin ilk mimarlık ve güzel sanatlar eğitimi veren okulu olmuştur. Ardından 1914'te kızların da eğitim alabileceği çizim, perspektif ve anatomi derslerinin verildiği Sultan Reşat döneminde İnaz Sanayi Mektibi kurulmuştur. Bu okul 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür. Fahrelnisa resim eğitimi almak için bu okula kaydını yaptırmıştır. Bu okulda Mihri Müşfik Hanım yöneticilik yapmıştır yöneticilik yaptığı dönemde ilk New Kadın modelle çizim yapılmıştır. Fahran Nisa Zeyd, çizim ve perspektifi Yunan ve Roma heykellerini kopyalayarak öğrendiğini, bunları tebeşirle tekrar büyütüp çizdiğinden bahsetmiştir. Adadan okula ulaşması özellikle kış aylarına zor olsa da Fahran Nisa kendisi için resim yapmanın güzelliğinden bahsetmiştir. Okulda herkes evine gitse bile o kalmış, şövalesinin başına hademe gelip temizlik yapana kadar resim yaptığından söz etmiştir. Öğrencilik yaptığı dönemlerde az sayıda aile kız çocuklarını okula yollamıştır. Ulaşım da kolay olmayınca Fahri Nisan'ın daha fazla emek sarf etmesi gerekmiştir. Tabi o yıllarda o şartlarda kadın bir öğrenci. Hele e, hava şartları da zor. Ama yine de ileri görüşlülük çok muazzam. Buna rağmen çalışkanlığı ile kısa bir zaman için, içinde çizim adına çok şey öğrenmiş olduğu için verimli bir yıl geçirmiştir. İlk dönem resimlerinden olan büyük annesinin çizdiği bir resim var şu an benim okuduğum şeyde. Onu koyacağım Instagram'a. İlk dönem resimlerinden olan büyük annesinin çizdiği resimde yaşlı yüzündeki detaylar ve doğa görüntü özenle çalışılmıştır. Fah Füraye portresinde ise daha az ayrıntı ve heykelsi bir duruş görülmektedir dediğim gibi bu iki fotoğrafı da Instagram hesabımıza koyacağım. Oradan bakabiliriz. Fahri Nisa eğitimini yarıda kesip çok eğitim almış. Fecri Ati grubu ve Servet-i Fünun dergisi yazılı, yazarlarından İzzet Milhi Devrim ile evlenmiştir. Yaklaşık 14 yıl süren bu evlilikten oğlu ressam Necat Devrim ve tiyatro oyuncusu kızı Şirin Devrim dünyaya gelmiştir. İki çocuğu da uğraş verdikleri alanlarda Türk ve dünya sanat ortamında resimlerini duyurmayı başarmışlardır. Sanat için sanat anlayışını benimseyen İzzet Melih Devrim, tütün ve reji idaresinin yöneticiliğini yaparken yaşadığı dönemin aynı zamanda iyi bir şair ve yazarı olmuştur. 1920'de Devrim, Fahrel Nisa ile evlendiğinde eski karısından Remide adında bir kızı vardır. Evliliklerinin birinci yılında Faruk adına bir oğulları olmuş ve çocukları iki buçuk yaşında kızıl hastalığından ölmüştür. Bu büyük acı 60 yıl sonra dahi Fahrelnisa Nisa tarafından unutulmamış. Bunu kızı Şer Şirin Devrim ile paylaşmıştır. Kızına kendisinin dalları baltayla budanmış bir ağaç gibi hissettiğini, bu acının bir hiçbir acıya benzemediğini anlatmıştır. Bu büyük acının ardından Fahrel Nisa odasını bütün gün resim yapabileceği bir atölyeye çevirmiştir. Resim yapmak ona bir terapi yöntemi gibi gelmiştir. Çizdiklerine kendisini ziyarete gelen misafirlerine göstererek onlardan çizimleriyle ilgili yorumlu bulunmalarını istemiştir. 1928 yılında eşiyle Paris'e gitmişlerdir. Eşi Melih Devrim ile yaptıkları Avrupa seyahatlerinde gezip gördüğü müze ve galeriler, galeriler acısını unutturamaz ama biraz olsun hafifletmiş sayılabilir. E, bu müzeleri gezerken gördüğü e, eserlerin de çizimleri var. iki tanesi burada. Onları da Instagram hesabımızda paylaşacağım. İzzet Paris'te yazmakta olduğu bir tez üzerine çalışmıştır. Bu arada Fahran da Akademi Ranson'a kayıt yaptırarak dönemin ünlü hocası aynı zamanda vitra çalışmaları yapan ressam Roger Bissier'den ders almıştır. Bir ders esnasında hocası Fahrani'sanın resmini alıp yere atar. Bunu neden yaptığını soran Fahrani'ye ya cevabı şöyle olmuştur. Model sizin için bir araç olmalı. Eğer gerçekten gönlünüzde bir öykü, bir türkü varsa onu modelin içinden geçirerek dışarı vuracaksınız. Çok fazla müze ve sanat galerisi gezmiş, eskizler çizip not tutmuştur. Fahrani Paris'teki hocasının tavsiyesini tutmuş olmalı ki, olmalı ki resimlerde hayatındaki derinliklerinden ve yaşam felsefesine ait kesitlerden izler sunmuştur. Resim yaparken harcadığı coşkulu enerji resimlerine kendisini hissettirmiştir. Soyut resme geçmesi bu dönemdeki çalışmalarında başlamış olabilir. 1930'lu yıllarda yaptığı bir eskiz var burada önümde. Onu da paylaşacağım. Fahran Nisa İstanbul'a döndükten sonra 1929-1930 yıllarında Sanayi Nefise Mektebi'ne devam etmiş ve hocası Namık İsmail Atölyesi'nde çalışmıştır. Fahran Nisa 1933'te İzzet Melih Devrim'den ayrılmıştır. 1934 yılının Temmuz'unda Irak Kralı 1. Faysal'ın kardeşi olan Türkiye Büyükelçisi Prens Emir Zeyd Hüseyin ile evlenmiştir. 1935 yılında Emir Zeyt Almanya Büyükelçisi olarak atanmasının ardından Berlin'e gitmişlerdir. Alman sanatını takip eden Fahran ise Alman felsefecilerini de okumaya başlamıştır. Ressam çizimlerinden dolayı burada övgüler almıştır. Hareketli Berlin kent peyzajlarını kalın konturlar ile çizmiştir. Okumayı, gözlem yapmayı ve notları tut, notlar tutmayı hiçbir zaman bırakmamış. Eskiz defteri her zaman yanında olmuştur. Eskizleri çalışmaların altyapısını oluşturmuştur. Ee, i̇lginç bir başlık. Fahran Nisa ve Hitler'in daveti. Bakalım neymiş? Fahran Nisa'ya Berlin Büyükelçisi Emir Zeyd'in eşi olarak bulunduğu Almanya'dan ayrılmadan önce Hitler'in yaveri tarafından bir davetiye gelmiştir. Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da davet gerçekleştirilmiştir. Hitler, Alman sosyetesine davetler veren aynı zamanda resimler yapıp hediye eden prensesi merak etmiş olmalıdır. Almanya'da kaldığı sürece sanat kurslarına devam etmiş olan Fahrihan farklı teknikleri ve çalışmaları görme şansı olmuştur. Bunlar onun çalışmalarına zenginlik katmıştır. Fahrihan Nisa ve Hitler'in sohbet konuları sanat olmuştur. Yani Fahrihan Nisa ve Hitler karşılıklı olarak sohbet etmişler. Yani aynı ortamda bulunmaktan ziyade. Daha da bunun bir tık ilerine, ilerisine gitmişler galiba. Fahra Nisa ve Hitler'in sohbet konuları sanat olmuştur. Hitler müzelerde bulunan sanat eserlerinin pek çoğunu sevmediğini, bunların çürümeye başlayan sanat eserleri olduğunu, kendisinin de Nürnberg'de müze bir Nürnberg'de müze bir müze kurmayı düşündüğünden bahsetmiştir. Ayrıca Hitler milliyetçi bir sanat akımını desteklediğinden söz etmiştir. Hitler Fahranisa'ya resim yapmaya devam edip etmeyeceği konusunda soru yöneltmiş. Fahranisa da kendisini tamamen sanata adayacağından bahsetmiştir. Bulundukları salondaki yıldızın süslemelerin kendisine Ayasofya'yı hatırlattığını söyleyen Fahranisa, dekorasyondan dolayı Hitler'i kutlamıştır. Yapılan bu diplomatik ziyaretin sonunda Hitler Fahranisa'ya teşekkür etmiş ve görüşmeyi bitirmişlerdir. Fahral bu görüşmeden memnun kaldığını söylemiş. Çünkü Hitler'in gözlerinde gri tünellerin varlığından söz etmiştir. Ayrıca Hitler için soğuk bir insan benzetmesi yapmıştır. Atatürk gibi bir liderdeki karizmatik ve büyüleyici yönün Hitler'de olmadığını söylemiştir. Hitler ile Fahral Nisa yarım saatlik bir görüşme yapmışlar. Zeyd'in ailesi bu görüşmeden kısa bir süre sonra Almanya'dan ayrılmışlardır. Bu ayrılışın ardından kısa bir süre sonra Naziler Avusturya'yı ihlak etmişlerdir ve savaş başlıyor. Bunalımlar ve Bağdat günleri. Depresyonlar geliyor galiba. Fahran Nisa Zeyd Irak'a gitmeden önce kısa bir süreliğine İstanbul'a bulunmuş. Bu kısa zaman diliminde 1938 yılında annesinin beklenmedik bir şekilde ölmesi Fahran çok üzmüştür. Cenazeden iki hafta sonra oğlu Rahat ve kızı Şirin alarak Emir Zeyd'in yanına Irak'a gelen Fahreyn Nisa bu ülkeyi çok merak etmiş ve tarihi yerleri gezmeye başlamıştır. Ülke Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş, tür Kuruluşundan itibaren kan davaları, askeri darbeler, baskılarla baskılarla karışıklık içinde olmuştur. Fahranisa ve çocukları çöl rüzgarlarının estiği yolda Musul'da Emir Zeyd ile buluşmuşlardır. Emir Zeyd, 20 yıl önce giymeyi bıraktığı siyah çarşafdan hediye etmiş ve bunu giymesini istemiştir. Fahranisa duruma göre hareket etmesi gerektiğini düşünerek itiraz etmemiş ve kara çarşafı yıllar sonra tekrar giymiştir. Kraliyet ailesi de Bağdat'a geldiklerini Kraliyet ailesi de Bağdat'ta kendilerini karşılamışlardır. Karşıyan, karşılayanlar arasında 13 yıl sonra anıtsal esere Cehennem'in tablosuna ilham olacak Prenses Ali'ye de vardır. Bağdat'ta gördüğü manzaralar Fahrihan Nisan'ın resimlerine ilham olmuş, bunu tablolarına taşımasına ortam sağlamıştır. Emir Zeyd'in yeni Kraliçe Ali'ye Londra Kliniği'nde bir süre kanser tedavisi görmüştür. Her gün onu ziyarete gitmiş olan Fahri Prenses Aliye'nin ölümünün acısını derinden yaşamıştır. Bu acıyla başa çıkmak için 1951'de 205'e 528 santim boyutlarındaki ünlü Cehennemim tablosunu resmetmiştir. Devasa tuvalin karşısına geçip zihninin derinliklerinde kendisini çaresiz hissetmeye başlamıştır. Bu sırada bir sineğin gölgesinden tuvale düştü. Bu sırada bir sineğin gölgesinin tuvale düştüğünü görmüş çantasından çıkardığı küçük bir kalem sini hızlı bir şekilde takip ettiğini günlüğüne not etmiştir. Böyle ortaya çıkan resmi bir sanat içinde hem çizmiş hem de boyamıştır. Bir saat içerisinde hem çizmiş hem de boyamıştır. Sanatçı içinde yaşadığı kırılmaları, acıyı, coşkuyu, her türlü duyguyu müthiş bir dinamizm ile entelektüel bir mücadele sonucu tuvalene aktarmış, savaşı kazanmış bir savaşçı gibi bir anlamlı huzura ermiştir. Cehennem tablosunu Instagram'dan görebilirsiniz. Yağlı boya tablosu. Tablosu. Bağdat'ta kaldığı sürece Bedevi kadınlardan çok etkilenen Fahrihan Nisa, bu kadınları kendine sevdiği bir tem olarak belirlemiştir. Onların her şekil ve duruşta eskizlerini çizmiş, sabahın erken saatlerini dümdüz uzanan ufuktan yarasa sürülerine benzettiği Bedevi kadınlarının çok sayıda eskizlerini çizmiştir. Başkalarının üzerlerine kollarını iki taraftan açarak dengede tutmaya çalıştıkları yoğurt ve süt kovularını taşıyan giydikleri siyah çarşafları, yani abeyah, bu siyah çarşafın ismi, giydikleri siyah çarşafları adeta kanat gibi açılan bu kadınlar, mallarını pazara götürürken vücutlarının üst kısımlarını hiç kıvırdamaz, bütün hareketi kalça ve ayaklarıyla devam ettirdiklerini betimlemiştir. Bu benzetmeleri okuduğumuzda sanatçının tasvir yeteneğini ve yaşadığı farklı coğrafyada günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen bir meşgaleyi nasıl bir temaya dönüştürdüğünü Bağdat çalışmalarını gözlemlenmektedir. Bu yaratıcılık karşısına etkilenmemenin mümkün olmadığı fark edilebilmektedir. Siyah kalın kontürlü desenleri burada pekişmiştir diyebiliriz. Ayrıca Bedevi kadınların eskizlerine baktığımızda Fahrelnisa'nın soyutlama için ilk deneyimlerinin bu eskizler aracılığıyla olabileceği görülmektedir. Şirin Devrim, annesinin bağdatta kaldığı sürece yaptığı eskizleri siyah çini mürekkebiyle yaptığını, Bedevi kadınların annesine ilham kaynağı olduğunu söylemiştir. Kerbela'yı gezip hikayesini dinledikten sonra annesinin adeta depresyona girdiğini anlatmıştır. Emir çalıştığı zamanlarda Fahrenli kutsal yerleri gezmiştir. Babil, Ninova ve özellikle ve özellikle Kerbela ziyareti onu çok derinden etkilemiştir. Fahrenli zamanının geri kalan kısmında çok okumuş, günlük tutmuş, eskiz ve resimler çizmiştir. Almanya'da olduğu gibi klasik müzik özellikle de Tchaikovsky dinlemiştir. Fakat bunlar prensesin hayatındaki monotonluğu ve sessizliği giderememiştir. Nasıl gidersin İstanbul gibi canlı bir yerden sonra önce Almanya sonra İran. Daha önce geçirdiği sinir nöbetleri gelecek 10 yılı kapsayan derin depresyon ataklarına dönüşmüş ve ağır bir şekilde depresyon atakları yaşamıştır. Bütün bunlara ek olarak akciğer iltihabı, nefes darlığı, baygınlık krizleri, göğüs ağrıları gibi rahatsızlıklar da eklenmiştir. Gündüz saatlerin yatağına geçirmeye başlayan Ferhan Lisa bunu hayatı boyunca alışkanlık haline getirmiştir. Odasında kimi yerde bazı asılı bazısı da dosyalar halinde masa ve sandalye üzerlerinde duran sulu boya çalışmaları, eskizleri, yağlı boya tabloları odasını doldurmuştur. Sağlık sorunları devam ederken evinde kurduğu atölye yerine odasında çalışmaya devam etmiş. Kerbela ziyaretinde İmam Hüseyin'in türbesinde gördüğü manzara onu çok etkilemiş ve üzüntüsünden hiç renk kullanmadan Çin'i mürekkebiyle bir süre sadece Kerbela resimleri yapmıştır. Emir Zeyd eşinin acınası, acısını dindirmek için Nazilerin ilhakından kaçan Avusturyalı psikiyatrist Hans Hof'u Bağdat'a davet etmiştir. Bağdat'a gelen doktor Fahranisan'ın yatak odasındaki çalışmalarını görmüş ve resim yapmaya devam etmesini kendisinin içinde düştüğü bunalımdan çıkartacağını söylemiştir. Buna rağmen Fahranisa doktora artık resim yapmak istemediğini ve yalnızca odasında yatağına uzanarak zaman geçirmek istediğini söylemiş. Doktor Wolf kendisine hava değişimini iyi gelebileceğini tavsiye etmiş ve resim çalışmaları çalışmasının onu iyileştireceğini tekrar dile getirmiş. Bu tavsiyeyi, tavsiyeyi uyarak ise Paris seyahatine çıkmış ve oradan orada da muayene olmuş. Paris'teki doktorların da fiziksel olarak bir rahatsızlığın olmadığını söylemeleri prensesi rahatlatmış ve bir süre Amerikan hastanesine yatmak istemiştir. Belki de yaşadığı acı ve sıkıntılarının birikimlerinin patlamasını, patlamasını yaşayan Fahrelnisa, Nisa, hastanede bir süre yatmayı ve bu süreçte gördüğü çok farklı masalsı ülkeden ve kendisini depresyonu sürükleyen şehirden uzaklaşmayı tercih etmiş olabilir. Fahrelnisa, Temmuz 1939'da İstanbul'a iyileşerek ailesinin ve çocuklarının yanına dönmüştür. Emir Zeyd de Bağdat'tan İstanbul'a gelerek eşine ve ailesine katılmıştır. Ee, Fahreyn Nisan'ın Budapest'te günlerine geçeceğiz ama e, Bir saate yaklaşacak muhtemelen Bir bu kadar daha konu var konuşulacak O yüzden iki bölüm haline yayınlamayı düşünüyorum Mecburen Düşünmek zorundayım Bu ilk bölümdü İkinci bölümde hemen ardından gelecek Herhangi bir bekleme süremiz olmayacak Aynı gün yayınlanacağım ee, İkinci bölümde görüşmek üzere <laughs> Fahreyn Nisan'ın Budapest'te günleri 1940 yazını İstanbul'da rengi uçuk bir şekilde hasta yatarak geçirmiş olan Fahri Nisa Zeyt, Budapeşte'ye gitmeye karar vermiş. Burada ciddi anlamda çalışmaya karar vermiş ve bir atölye açmayı düşünmüştür. Bir daire kiralayarak resim yapmaya başlamıştır. Hiç durmadan yaptığı resimler şehir hayatını anlatan yağlı boya tablolarından oluşmuştur. Buzda kayak yapan çocuklar, kahvede oturan erkekler, kilise merdivenlerinde oturan insanları konu alan resimler yapmıştır. Savaş devam ederken çocuklarını ve eşini bırakıp yabancı bir ülkede tek başına yaşamaya gelmesinin üzüntüsü bir sıra sonra ağır basmaya başlamıştır. Biraz zaman geçince hiçbir şeyi yapamaz duruma gelmiştir. Yaşadığı içsel sıkıntı baş edemeyeceği bir hal almıştır. Budapeşte'deki siyeste senataryumuna yatmaya karar vermiştir. Bunalımının artması üzerine bir avuç uyku ilacı içmiş, başarısız intihar denemesinin ardından midesi yıkanmış ve doktorlar tarafından kurtarılmıştır. Doktorlar Fahrel Nisa'ya fiziksel olarak bir rahatsızlığın olmadığını söylemişler. Doktorların tavsiyesi resim yapmaya devam etmesi yönünde olmuştur. Resim yapmak ve üretmek hayatının her döneminde adeta onun ilacı olmuştur. Gayet üretken bir insan görüyoruz her şartta ve koşulda. Belki de çivi çivi söker gibi bir şey olabilir belki de Fahrel Nisa hakkında. Her neyse devam edelim. Budapeşte'ye sanatoryum yata, sanatoryumda yatarken Macar doktor Fahri eşi Emir Zeydi aramış ve burada onun için yapabilecekleri bir şey olmadığını, psikolojik sorunları, sorunlarını yaşarken ailesinin yanında olması gerektiğini söylemiş. Fahri da büyük bir fırtına atlattığını, yakında her şeyin düzeleceğine dair telkinde bulunmuş. Doktorun söylediklerine inanan Fahri İstanbul'a dönmek için hazırlıklar yapmıştı. Budapeşte'de yaptığı 1943 tarihli resimleri İstanbul Ekspresi serisi adını verdiği çalışmalardan oluşmuştur. Yaptığı kent peyzajları sırasında Dünya Savaşı Balkanlarda sıçramış, içinde bulunduğu coğrafyayı da etkileme, tehdit etmeye başlamıştır. Ayrıca burada resimlerde Resten Bruegel'in resimlerindeki hareketlilik ve yoğun figür topluluğu görülmektedir. Farklı olarak Fahral Nisan'ın çalışmalarındaki figürlerde ayrıntı daha az ve siyah konturlar baskındır. Bu dönemden itibaren sanatçının eserlerine siyah kontroller ön plana çıkarak vitray etkisi yaratmıştır. İstanbul'a dönerken Budapest'te yapmış olduğu resimlerden 15 tanesi istasyona kaybolmuştur. 1940 yılında İstanbul'a döndüğünde ailesinin yanına gitmek yerine bir otele yerleşip çalınan eserlerinin bir kısmını yeniden çalışmak istemiştir. İstanbul'a dönüş ve D grubu. D grubu ne ola ki? 1941 yılında Büyükdere'deki köşke yerleşerek köşkün ahırlarını atölyeye dönüştürmüş, gazeteci ve çevirmen olan Fikret Adil bir gün Fahral Nisa'yı ziyarete gelmiş. Fahral Nisa'nın yaptığı resimleri görünce onu dönemin yazın ve onu dönemin yazın ve resim dünyasına etkin olan sanatçı grubu olan D grubu ile tanışmasını istemiştir. Fahrel Nisa bir süre sonra D grubu ressamları ile sergiye katılması için davet almıştır. D grubu 1933 yılında Zeki Faik İzer, Elif Naci, Abidin Dino, Arif Dino'nun kardeşi, Arif Dino aynı zamanda Beşiktaş'ın efsane kalecisi, Nurullah Berk, Cemal Tollu ve Züht Zühtü Müridoğlu tarafından kurulmuştur. Fahranisa D grubunun 6 Mayıs 1944 yılında 11. sergisine katılmıştır. Arkasından grubun 12, 14, 15 ve 16. sergilerine de katılmıştır. Bu grup içinde Fahranisa'nın her zaman tarz olarak farklı bir duruşu olmuştur. Grup üyeleri kübizm teknik yanı üzerine durmuş ve bu şekilde eserler üretmiştir. D grubu 1933-1950 yılları arasında faaliyet göstermiş bir topluluk grubun kurucuları perspektif ve batılı tarzda sanat anlayışını kullanmışlar. Üçüncü nesil ise 1920'li yılların ortasında faviz, favizm ve dışa vurumculuk akımlarından etkilenmiş olan kendine özgü sanatçılardan oluşmuştur. Manifestolarında çağdaş Avrupa akımlarından konstrüvizm, kübizm, dışa vurumculuk akımlarını Türkiye'ye taşımak ve Türkiye'ye taşımak, bu akımları Avrupalı sanatçıların değil de Türkiye'li sanatçıların özgün bakış açılarının önderliğinde ...sanatın yaşaması gerektiğini savunmuşlardır. Grup, biçim ve tekniği önemli görmüş, konu ve içeriği önemsiz bulmuştur. D grubu, sanatın devlet güdümünde yapılmasını reddetmiştir. Fakat devletin mali desteğini alarak Anadolu resim turlarına katılmış... ...Güzel Sanatlar Akademisi'nde çalışmış, Anadolu folklorunun estetik anlayışına yönelmişlerdir... Zamanla grup milli bir gruba dönüşmüştür. Nisan'ın apolitik duruşu ile diğer üyelerin politik görüşleri uyuşmamıştır. D grubu sanat anlayışı, favorizm, kübizm akımları ile Anadolu'ya gelenekleri arasında gidip gelmiştir. Geleneksel el sanatlarının renk ve desenlerinden be beslenmiştir. Zeyd'in çalışmaları bu sergilerdeki çalışmalardan ayrı bir yere sahip olmuştur. Daha çok renk konusuna yoğunlaşmış, olduğu çalışmaları o dönemki yapıtlarında görülmüştür. 1957'de Edinburgh'da D grubunun açtığı modern Türk sanatı sergisinin kataloğunda yazar Derek Patmore grubun resimlerinden övgüyle bahsetmiştir. Türk ressamlarının kübist ve soyut resimlerindeki başarıyı geleneksel Türk motif ve biçimleri ile belli sınırlar içinde tutmayı amaçladıklarını, Türk minyatür ve Osmanlı döneminde önemli bir yere sahip hat sanatından esinlenmiş olduklarını yazmıştır. Türk ressamların soyut resmin ortaya koyduğu sorunları başarıyla çözümlediklerini, Fahre Nisa Zeydin geliştirdiği tekniği tekniği de adeta mücevherle işlemiş vitray görünümü verdiğinden bahsetmiştir. Tuvalinde oluşturduğu renk düzlemlerinin kestiği kontur çizgileriyle adeta başka bir boyuta taşımıştır. Fahrel Nisa Zeyt ilk kişisel sergisini 14-24 Nisan 1945'te oturduğu Nişantaşı'ndaki Ralli Apartmanı'nda açmıştır. Ralli Apartmanı'nı ilk defa duyuyorum. Sergi 170 resimden, 170 resimden oluşmuştur. Maşallah bu sergiyi açması konusunda Fikret Adil kendisini desteklemiştir. Evin bütün eşyalarını boşaltıp depoya yollayan Fahri İsa, sergiye olan ilgiden çok memnun kalmış ve resim çalışmalarının çalışmalarına devam etmeye karar vermiştir. Çünkü sergiye gelen ziyaretçiler çalışmalarından övgüyle bahsetmiş, yeni bir sergi için kendisine cesaret vermişlerdir. Harp yıllarını İstanbul'da geçiren Fahri Anlisa Zeyd, Ralli Apartmanı'nda evinin yalnız avizeler kalacak şekilde boşaltmıştır. Rally apartmanındaki evini sadece avizeler kalacak şekilde boşaltmıştır. O dönem çizdiği emperyanist resimlerden oluşan 170 çalışmasıyla sergi açmıştır. Hatta o dönemde gaz şirketinde memurluk yapan ve daha sonra Türk edebiyatına önemli eserler kazandıran Yaşar Kemal, sayaç okumak için geldiği bu evde sergiyi görmüş ve, ve izlemek istemiştir. Fahrelnisa da Yaşar Kemal'in koluna girerek sergiyi bizzat gezdirmiştir. Sergi olan ilgiden oldukça memnun kalan sanatçı o dönem Matisse'nin çalışmalarını takip etmiştir. 1943 yılına ait Üç yaşam biçimi Harp adlı tablosu Fahrel Nisa için çok ayrı bir yeri olan ve hayran olduğu bir resim olmuştur. Bu çalışma ile gurur duymuştur. Hatta sergide resmi izleyenlerin eskizini bile yapmıştır. Resimde yaşamı ve ölümü anlatmıştır. Mermer mezar taşları, selva ağaçları ile Türk Müslüman mezarlığı manzarası vardır. Yeni kazılan mezar ve bir kafile yer alır. Resmin tam ortasında siyahlar giymiş ve dans eden dansçılar vardır. Onların hemen altında piknik yapan bir grup insan vardır. Resmin sağ tarafında hayat ağacına benzeyen yalnız duran ışıl ışıl bir ağaç yer alır. Resim iki tür ölümü anlatıyor olabilir. Avrupa'nın üzerine yağan bombalarla ölenleri ve sol taraftaki gibi huzur içinde ölenlerin payesine eremeyip yeşilliğin huzurundan bir haber ölecek olanları. Bu resimde Peter, Br Peter Bruegel'in tablolarındaki yaşam ve Hieronymus Bosch tablolarındaki kabus resmi hakimdir. Resim garip bir şekilde izleyiciyi kendisine çekmiştir. Resimi Instagram hesabımızdan görebilirsiniz. 1940'lı yıllarda yapıtlarına favist ve dışa vurumcu etkilerden özellikle de Matisse'in ilham, İslam kaligrafisi, yaşantısı, günlük hayattan nesneler ve bunu mekan içinde kullanımı Fahri Ali çalışmalarındaki etki ve benzerlik kurulabilir. Yoğun boya kullanımı ve ayrıntıya önem vermesi, renkçiliği, minyatür gibi işlemesi ve duyarlı gözlem gücü çalışmalarının önemini arttırmıştır. Bir bakıma yaşadığı dönemdeki olayları dışarıdan bakan bir gözün diğer insanlara nasıl bir dünya yaşadıklarını hatırlatmak ister gibidir. Üzerine çok konuşulup tartışmalar yapılacak bir çalışmadır. Sanatçı yaklaşan dünya savaşının ayak seslerini duymuş gibidir. Dream Art Sanat Galerisi'nde 2018 yılında sergilenen bu resim izleyicide merak duygusunu oluşturan resimlerden biridir. Ve bu resimler Instagram hesabımızda tabii ki. İlk sergisinin yarattığı büyük coşkuyla Fahri ikinci kişisel sergisi Rally Apartmanı'nda 11-31 Mayıs 1946'da açmıştır. Sergiye yine yoğun ilgi olmuş, sergi basına yer almıştır. Fahri sanat anlayışı, sanatta ruhani yönün fiziksel ve teknik yönünden daha ağır basması gerektiği gerektiğini, bu yönün daha önemli olduğunu savunan Fahri günlüğünde sanatı şu şekilde ifade etmiştir. Sanatın metafizik anlamı, sanatın ne olduğu duyguyla belirlenir. En temel duygu, temel etki alanı duyarlılıktır. Yüce sanat, varlığın parlayan yansımasıdır. Güzelin bir gizemi vardır. Çünkü ulaşılması ve açıklaması zordur güzel, kaba bir yaklaşımla çizgilerin becerikli bir insan elinin ustalıkla yansıttığı uyumlu bir bütüne indirgenemez. Güzel maddeye, hareketsiz nesneye eklenen bir şeydir. Güzellik sonsuzluğun mührünü taşır. Sanat insanlığı kutsal bir haz ile doldurur. Bu yüzden gerçek olmayan bir anlamı olan fiziksel bir eylem olamaz.'' Büyük sanatçıların eserlerinde dolaylı olarak dünyevi olmayan bir şey bulunur. Sanatçı dini bir duygu, felsefi boyutlar, genel bir yaşam kavrayışı, bir sanat nesnesi sergilememelidir, sergilemelidir. İnsan bedeni buna kurban edilir. O artık bir düşünceye tabidir. Resim yaparken öz-öznelliğinin yok olduğunu, insanın kişiliğinin ötesine geçtiğini ve resim yapmanın trans halinde yapılan bir eylem olduğundan bahseden Fahrani Lisa bu durumu şöyle açıklamış. Genellikle ne resim yaptığımı ancak resim bitince anlarım. Bazen resimlerinden birinin bana ne kadar yabancı olduğunu, ne kadar çok ne kadar çok ne kadar çeşitli olduklarını gördüğümde şok geçiriyorum. Yurt dışında uzun bir seyahatten sonra atölyeme döndüğümde bazen ne zaman tamamladığımı hatırlamadığım resimle karşılaşıyor. Kendi kendime bu kadar resim, resmi nasıl yapmış olabileceğimi soruyorum. Resimler yoktan var oluyor. Bense sadece devam edemeyecek kadar yorgun olduğumda ya da çalışmam bölündüğünde resim yapmaya ara veriyorum. Dünyada feminist kadın sanatçıların ortaya çıkıp kasırgalar estirdiği dönemde o kendisini feminist ressam olarak tanıtılmasını istememiştir. Bir röportajında şöyle söylemiş yaşadığımı yaşadığını fırlatıp atmış ve kalbini kendi nesnelinde özgürleşmiş siyasetçi, hakim ve benzeri olmuş birçok hemcinsin hemcinsi gibi kendini bu ülkenin ilk kadın ressam ol, resim olmaya adamış, öncü, asilî feodal bir kadın olarak görmediğini söylemiş. Hiçbir zaman militan bir feminist olmadım. Ve resimlerimin bu inancı ifade eden çalışmalar olarak görülmesinden nefret ederim. Renk konusunda da Fahri Anilsa Zeyd'in hassas olduğu düşünülebilir. Çalışmalarında renk ön planda olmuştur. Aktarmak istediği duyguyu renk aracılığıyla yapmış çünkü belli dönemlerde yaptığı çalışmalar biçimden ziyade rengin baskın olduğu resimlerdir. Bunlara örnek olarak limon sarılarının, kadminyum kırmızılarının, kobalt mavilerinin ve yeşillerin iç içe geçtiği Isaiah adısında yaptığı resimler verilebilir. Mavi'nin hissettirdiği dinginlik, yeşilin verdiği huzur, sarının hissettirdiği melankoli, kırmızının yaydığı, yaydığı bolluk ve mutluluk enerjisi bu dönem çalışmalarına gözlemlenebilir. Ayrıca bu durum derin bir renk algısının ve bilgisinin olduğunu düşündürür, çünkü seçimleri bilinçlidir. Sualtı dünyası, punkta, imparator, resimleri bu görüşe örnek verilebilir. Yaşadıkları trajediden sonra resim yapmaya ara veren Fahri adada tekrar resim yapmaya başlamıştır. Burada denizle ve güneşle iç içe yaşamak Fahri ya iyi gelmiş olmalı ki tuvaline bol bol mavi ve yeşil renkleri almıştır. Onun resimlerinde renk, renkleri tekrar görmek hayata yeniden başladığına şahit olmak gibidir. 1912'de yazılan Vasili Kandinsky'nin Sanatta Ruhsallık Üzerine adlı kitabını okuduktan sonra daha sonraki, öğren daha sonraki yıllarda öğrencilerine de okut, okumalarını tavsiye etmiştir bu kitaba. Lirik tarzda nesnel dünyadan uzaklaşıp içsel ihtiyacına bağlı resimler yapmak istemesini destekler gibidir. Kandinsky, yalnızca gerçek sanatçılara değer veririm. Onlar bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde içsel yaşamlarını tümüyle özgün bir biçimde ifade eder. Yalnızca bu amacı ulaşmak için çalışırlar." diye bir ifadesi bulunuyor. Bu cümlelerden sonra Fahriye Nisan'ın sanat ve sanatçı üzerine görüşlerinin Kandinsky'nin görüşleriyle örtüştüğü görülmektedir. Ressam aynı kitapta renkler üzerine fazlaca durmuş, resmin hizmetinde olan renk ve form üzerine uzunca açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca Fahri Nisa Zeyd'in sanatında İslam, Roma, Bizans, Hristiyan sanatı ve kültürün etkileri görülür. Bizans yapıtlarının yoğun olduğu İstanbul'da yaşaması ve Fransız okulunda okurken Hristiyan ritüellerine katılması, farklı kültürlere farklı farklı kültürlerde farklı kültürlerle tanışması sanatının şekillenip benimsenmesine katkı sağlamıştır. Londra, New York ve dünyaya açılma. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Irak Irak Krallığı İngiltere'de büyükelçilik açmış ve Emir Zeyd Londra Londra ilk büyükelçisi olmuştur. 1946 yılının Mart ayında Zeyd ailesiyle Londra'ya yerleşmiştir. Fahran Nisa 1964 yılına kadar Türkiye'ye dönmemiş ve burada dünya sanatçısı olarak tanınmıştır. 1948'de Londra'da açtığı ilk kişisel sergisiyle Kraliçe Elizabeth ziyaret etmiştir. Ee, sergi ile ilgili yapılan yorumlar olumlu olmuştur. Sanatçının renk kullanımı ve tablolarındaki güçlü duygusallıktan bahsedilmiştir. Bu serginin başarısı Londra'da başka sergilerin devamını getirmiştir. 1950'de New York Hugo Sanat Galerisi'nde Londra'da sergilediği soyut, kaleidoskopik, geometrik, yedi resmi ve boyanmış çakıl taşlarından oluşan çalışmalarını sergilemiştir. Bu çalışmaları arasında Adem ile Havva, Stratosfer, Doğumdan Önce İnsan, Adam, Ayın Seyahati çalışmaları vardır. Bu aşırı geometrik ve titiz çalışmalarının çoğu kaybolmuştur. Bu üzücü. <laughs> Üzüldüm şu an. 1952 yılında oğlu Necat Devrimi'ne de katıldığı New World Ecole de Paris sergisinde yer almıştır. Buradaki çalışmaları geometrik soyutlamadan uzak lirik soyutlamalar, soyutlamalardır. Hep arayış içinde olan sanatçı bu değişimle dünya sanatının gelişim, çiz, gelişim çizgisine yer almayı hedeflemiş olabilir. 1954 yılında Londra'da Institute of Contemporary Arts yani kısacası ICA. Burada çok başarılı bir sergi açmış. Bu modern ve çağdaş sanatı destekleyen galeride Picasso, Oscar Kokosha, Max Ernst, Francis Bacon, George Braque gibi ünlü sanatçıların çalışmalarını sergilemiş, sergilenmiştir. Ayrıca Fehral Nisa, buradaki sergi açan ilk kadın sanatçı olmuştur. Bu aslında büyük bir başarı, ama kim biliyor? Artık biliyoruz, dinlediyseniz tabi. Bu sergileri önemli bu sergileri önemli sanat, bu sergileri önemli sanat galeri, galerilerinde neredeyse her yıl açtığı pek çok sergi izlemiştir. 1956-57 yıllarında tuvali spatul ile kazıma tekniğini kullanmaya başlamıştır. Devam eden 3-4 yılda bütün çalışmalarında bu tekniği uygulamıştır. Sanatçının fırça kullanımını geride bırakıp spatul ile kazıma tekniği yeni arayışlar içinde olduğunun bir göstergesi olabilir. Yeni keşfettiği bu tekniği Temmuz 1958'de yaşadığı acı olaylar olaydan hemen sonra çizdiği 1958 tarihli resimleri olan Trajediden Sonra Arayış, Melek Ayağı, Siyahla Parlatılmış Yangın çalışmalarını görülmektedir. Bu eserler adeta sanatçının içindeki öfkenin, yaşadığı talihsiz kederin belki de çaresizliğinin tezahürü niteliğindedir. Zorlu yıllar 1958-1961 tarihleri arasında kapsıyor. 14 Temmuz 1958 Irak'ta askeri darbe olmuş. Kraliyet Sarayı'nda ihtilalci saldırıda 23 yaşındaki Kral 2. Faysal, akrabaları ve sarayda çalışanlar saray bahçesine dizilip öldürülmüşlerdir. Sarayın kıyımlarının ardından birkaç saat sonra ihtilalin liderlerinin Albay Abdülselim Arif, Yeni Irak Cumhuriyeti'ni ilan ederek Haşemi Monarşisi'ni sona erdirmiştir. Emir Zeyd bütün ailesini acı bir şekilde kaybetmiş, derin bir yasanın içine girmiştir. Fahral Nisa ve eşi 1958 yazını İtalya'ya Aşk Aiskia Aikia nasıl okunuyor Aiskia diye okuyalım. Aiskia adasında uzun yıllar boyunca yazı geçirilecekleri bir ev almışlardır. Emir Zeyt o yaz Fahral Nisa'nın ısrarıyla adada kalmış ve ölümden kurtulmuştur. Siyasi görevini de yitiren Emir Zeyt, Irak Cumhuriyeti'nin Roma Büyükelçisi'nin uyarısıyla Londra'ya dönüp elçilikteki özel eşyalarını almıştır. Emir Zeyd atölyesine gidip elinden geldiğince boya, fırça, kağıt, bitmiş ya da yarım kalmış tuvallerini de toplamıştır. Bu vahşet Fahran İsa'yı da çok etkilemiştir. Uzun süre kendisini toplayamamış hatta resim yapmama kararı bile almıştır. Yaşadığı büyük dram karşısında resim yapmaktan özellikle parlak kırmızı, altın ve mavi tonlar kullanmaktan utandığını, bunların yerine siyah tonları tercih ettiğinden bahsetmiştir. Nisan'ın az ve koyu renklerini kullanarak çizmiş olduğu trajik Sis, Kurşunu siyahla parlatılmış Melekaya Londra, Bizans sisi, Bizans güneşi, Bizans kırmızısı ve Morsis bu dönem resimleridir. Şirin Devrim annesinin ilk kez 57 yaşında mutfağa gelip yemek yaptığından bahsetmiştir. Çünkü artık yitirdik, yitirdikleri makam ve servet sonucunda sıradan bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Fakat Fahran bu durumdan hiç rahatsız olmamıştır. Devrim annesini yemek yaparken bile sanatçı kişiliğinden ödün vermeden kemik, kemiklerle dahi eserler ortaya çıkarabildiğini söylemiştir. Hatta annesinin Aiskea'da deniz kenarından toplayıp üzerlerine nü bir resim yaptığı taşlardan bir tanesini ünlü ressam Matisse hediye ettiği res, hediye ettiğini, ressamın da bunu çok beğendiğini anlatmıştır. Ünlü ressam bunun üzerine yardımcılarına Fahran ya kendi boyadığı renk renk eşarplardan getirmelerini istemiş. Ee, Fahran Nisa'nın bir tanesini seçmesini söylemiştir. Fahran Nisa da Matisse mavisi bir eşarp beğenmiştir. Kızına göre bu hoşuna giden her şey taş kemik dahi olsa annesinin eline bir esere dönüşebilmektedir. 1958 Noelinde ilk kez hindi pişiren Fährenlisa, hindi'nin kemiklerini ayırmış ve daha sonra pişirdiği küme hayvanlarının kemiklerini biriktirmiştir. Bu kemikleri yıkamış, cilalamış ve çin yıkamış, cilalamış, çini mürekkebiyle boyamış ve daha önce kumsalda topladığı taşlar gibi bunları da çalışmalarına eklemiştir. Bu çalışmalar 1960'lı yılların sonuna doğru özgün sanat pratiğinin kökenini oluşturmuştur. Yani geliştikçe gelişiyor kadın. Şirin Devrim annesinin hindi tavuk kemiklerinden yaptığı bu soyut sanat çalışmalarına Palex Trihatolds adını verdiğinden bahsetmiştir. Fahranisa bu kemikleri plastiğe bastırarak siyah çini mürekkebiyle boyamış ve daha sonra sergileyeceği heykellerini oluşturmuştur. Bu heykellerden bir tanesi de dönemin Fransız Kültür bakımını hediye etmiştir. Bakan Monsieur Malrox, işte sanat budur diyerek heykeli çok beğendiğini ve tahta bir ağacın üzerine yerleştirerek çalışma masasına, masasına sergilemiştir. Ee, 1961'de Irak'taki askeri darbeden sonra ilk sergisini 18 yağlı boya ve, yağlı boya ve birkaç ta taş çalışmasıyla açmıştır. Pek çok sergisinde olduğu gibi sergi kataloğunun metnini Charles S. Tate, soyutlamanın özgün temsilcilerinden biri olduğunu yazmıştır. Sanatçı lirik soyutlamalarıyla rengi ön planda ön planda tutmuştur. 1964'te Kızı Şirin Devrimi'nin önderliğine Türkiye'de iki büyük retrospektif retrospektif sergi düzenlenmiştir. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Ankara Hitit Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde açılan sergileri yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Devasa boyuttaki Cehennemim ve Geçicilik tabloları kurulan iskelelerin üzerinde sergilenmiştir. 1951 ile 64 yılları arasında yaptığı çalışmaları arasında yağlı boya, guaş, taş baskı olmak üzere 90 çalışması sergilenmiştir. Türk basında bu sergilerden övgüyle bahsetmiştir. Çalışmalarındaki ışık, renk ve biçimin bütünleyici kompozisyonu adeta sanatçının ruhsal hayatına yapılmış gizemli bir gizemli yolculuğa çıkmak gibidir. Sanatçının hayatının kırılma noktaları bilindiğinde bu yolculuk güzel karşılaşmalara sebep olur. Ankara'da Hitit Müzesi'ndeki res, Retrospektif sergisine ilginin yoğunluğundan dolayı Şirin Devrim'e göre annesinin en iyi sergisi olmuştur. Türkiye'de coşkuyla karşılanmış Türk hükümeti ilk kez e, bütün Hitit Müzesi'nin tek bir sanatçıyı açmıştır. Sanatçı için de bu sergi çok özeldir. Çünkü her yaştan insan köylü, işçi, öğrenci sergiyi görmeye gelmiştir. Bu kadar geniş bir kesime aynı alanda buluşturabilmeyi başaran sergi, Türk resim sanatının ileri gelen ressamları tarafından da güzel yorumlar almıştır. Sergideki eserlerin eserlerin izleyiciyi ve Anadolu şairlerine esin olan bir ruha sahip, mistik bir hava verdiğinden bahsedilmiştir. 1969'da Paleokratis çalışmalarını ilk kez Paris'te sergilemiştir. Boyanmış kemikleri kalıplara doldurup büyüklü küçüklü heykeller yapmış ve projektörle ışıklandırarak tavana ya da duvarlara atmıştır. Bu sergi oryantalist benzetmelerden uzak, sanatsal yaratıcılığının üstünde coşkun bir hayal gücüyle hazırlanmıştır. Bu yüksek hayal gücünün ürünü olan eserler tarih öncesinden gelen sembol ve işaretler gibidir. Sanatçı kullandığı kemik ve reçine ile ışığın geçirgenliğini bilinçli olarak kullanmıştır. Bu birleşim ile kendi hayatının kırılma anlarını saydam bir şekilde ile paylaşmak istemiş gibidir. İzleyicisiyle girdiği bir ruhsal et, bu ruhsal etkileşim sanatçının acı tatlı anlarını gün yüzüne çıkarmıştır. Ee, 1970 ve sonrası. Fahra Nisa Emir Zeyd'in ölümüyle atölyesine kapanarak soyut resim yerine portre resimleri yapmak, insanların ruhlarını stilize ettiği kocaman gözlerle yansıtmak istemiştir. Bu isteğini İnsanların sıcaklığına ihtiyacım var diyerek ifade etmiştir. Yeniden Porte çalışmalarına dönmesi bir nevi sanatçının başladığı noktaya dönmesi gibidir. Fakat 1915'te büyükannesinin 1926'da Fureya'nın portelerindeki gerçeklikten uzaklaşmıştır. Emek verilen onlarca çalışmanın sonunda elbette Fahrihani sanatsal ve kültürel birikim olarak kazandırdığı pek çok katançla yeni portelerini oluşturmuştur. U, ustalıkla deforme ettiği portrelerin üzeri, gözlerine sevgi ve yakınlık arar gibidir. 1970 sonrasında portre resimlerine dönme, dönmeye başlamıştır. Portre çizmek sevdiklerine sarılmak gibidir. Bu durum kendisine çizdiği kişilerin de güvende olduğunu hissettirmiştir. Portrelerinde kaygılarını ve yaşadığı yıkımları olağandan fazla büyütmüştür. Gözleri olağandan fazla büyütülmüş gözler çizerek fovist renklerle vurgulamıştır. Eşinin ölümü ona yalnızlığını ve sığınma ihtiyacını hatırlatmış. Oğlunun görev yaptığı Ürdün'e gitmiş. Ölümüne kadar burada sanat hayatına devam etmiştir. Bildiklerini hayatı boyunca edindiği tecrübelerine, derslerini öğrencileriyle paylaşmış ve kültürel etkinliklere katılarak hayata devam etmiştir. Fahran Lisa ölene kadar resim çalışmalarını ve arayışlarını devam etmiş. 1972 yılında Paris'te Katya Granov Galerisi'nde Portreler adlı sergisini açmıştır. Bu sergi Fahr son kişiler sergisi olmuştur. Sergideki portreleri kendi ailesinden kişiler, sanat dünyasından arkadaşları ve Granof ailesi üyeleri oluşturmuştur. Sergiye ilgi yoğun olmuştur. Kimi eleştirmenlere göre sergi sanatçının geleceğe dönük olmasından ziyade hayata düşülen kayıt mahiyetinde olduğu yönünde olmuştur. Bu sergi kendisinin uzun sanat hayatına saygı gösterisi niteliği taşımaktadır. Hayatının sonuna kadar iyi yaptığı çalışmalarında sanatında tekrar tekrar çok fazla düşmediğini, kendisinin hep arayış içinde olup yeni şeyler deneyimlemeyi tercih ettiği eserlerinden gözle gözlemlenmekteyiz. Görsel 40'taki 1981'de 12 öğrencisinin ve kendi çalışmalarından oluşan karma bir sergi açmış. Bu serginin daha önce benzeri yapılmamıştır. Ürdün Sanat Atölyesi'nde bu sergi çok ses getirmiş. Fahran Nisa Türk bir ressam olmasının yanı sıra dünya sanatına yenilikler getiren ve canlı renkler kazandırmış bir dünya sanatçısı olmuştur. Onun başarıları Türk ve dünya sanatına katkı niteliği taşımaktadır. Fahrenisa'nın Amman'daki 1981 ve 1983 yıllarındaki sergilerin açılışını Kral Hüseyin yapmıştır. Fahrenisa'ya da sanatsa, sanata olan katkılarından dolayı Ürdün Yıldızı nişanı layık görülmüştür. Fransız hükümeti 1985'te Fransız kültürel mirasını zenginleştirdiği için devletin verdiği en üst ünvan olan Commandeur de l'Ordre et des Melletures ünvanını en üstün sanat ve edebiyat nişanı ünvanı verilmiştir. Tabii ben bunu Fransızca okuyamadım. Kere yok tekrar okumaya. 1982'de sanatçı kendi girişimleriyle Fahrenisi Hazret Kraliyet Güzel Sanatlar Enstitüsü adı altında kendi evine ücret almadan öğrencilerine ders vermeye başlamıştır. Bu dönemde Ürdün'de sanat okulu ya da sanat adına ders veren herhangi bir kurum kuruluş kişi yoktur. Öğrencilerinden Suha Suman derslerinde Fahrihan Nisan'ın üç ilkeyi onlara benimsetmeye çalıştığını söylemiştir. Bu ilkeler doğayı, doğayı kopya etmeden resme bir beceri olarak yaklaşıp ulaşmak doğayı kopya etmeden resme bir beceri olarak, olarak yaklaşıp ustalaşmak. İkinci olarak İkinci olarak bildiklerinizi unutun. Ancak bilmedikleriniz sizin gerçekte olduk olduğunuzdur. Son olarak da elinizi çok hızlı bir hale getirin. Sürekli çizin. Neyseniz onu, onu üretme gayreti içinde olun tavsiyelerinde bulunmuştur. Öğrencilerinden e, portre ya da soyut resim çalışmalarını yapmalarını istemiştir. Onlara hacmi, kompozisyonu ve perspektifi öğretmeye çalışmıştır güdelerini serbest bırakıp hayal güçlerini soyutu elde etmek için maddi biçimlerin ötesini görmeye çalışmalarını salık vermiştir. Bir anlamda öğrencilerinin etraflarında iki her şeyi her şeye ayrı bir gözle bakmalarını gerektiğini öğretmeye çalışmıştır. 1986 yıl 86 yılında Warren Pears Hunt adında İngiliz heykeltıraş ve ressamdan vitray dersi almak istemiştir. Bu ressam iki haftalığına Fahrenisa ve öğrencilerine ders vermeye Amman'a gelmiştir. Mat cama aktarılan resimler asit, reçine ve ısı ile kaynaştırılıp aralarına eritilmiş siyah kurşun dökülerek yapılmıştır. Renk ve ışık ile yapılan bu resimler Fahrihan çok heyecanlandırmıştır. Yeni öğrendiği bu ışıklı ve çok tek renkli teknikle 1940'lı ve 1960'lı yıllarda yaptığı portrelere atıfta bulunmuş gibidir. 5 Eylül 1991'de 90. yaş gününe günler kala Amman'da vefat etmiştir. Ürdün Kralı Hüseyin ressamın cenazesini devlet töreniyle yaptırmıştır. Mezarı kraliyet mezarlığında eşi Emir Zeyd'in yanındadır. Yıllarca tutkuyla çalışmış sanat anlayışını ve eserlerini yüceltmek için belirlediği hedeflerinin yoluna yoğun bir çalışma ile kendini sanat tarihine kanıtlamış usta bir sanatçı olmuştur. Ayrıca sanat onun için bir terapi yöntemi olmuş, ömrünün sonuna kadar üretmiş, kendini yenilemek için hep bir arayış içinde çalışmıştır. Ölümünden 26 yıl sonra Londra'da Tet Modern'in yeni binasında 13 Haziran 2017 8 Ekim 2017'de Fahre Nisa Retrospektif Sergisi düzenlenmiştir. Sergi, uluslararası kadın sanatçı Fahre Nisa Zeyd'in kaleidoskopik tablolarıyla büyülendik açıklamasıyla tanıtılmıştır. Aynı sergi Tet Modern'de Tet Modern'den sonra Berlin'e, daha sonra da Beyrut'a taşınmıştır. Berlin'de Deutsche Bank Cast 19 Ekim 2017-25 Mart 2018 tarihleri arasında sergilenmiştir. Beyrut'ta ise Sorsok Müzesi'nde 27 Nisan 2018-1 Ekim 2018 tarihleri arasında izleyiciyle buluşmuştur. Ben de tam diyordum Türkiye'ye ne zaman gelecek diye. En son sergisi ise İstanbul Dolapdere'de Dream Art Sanat Galerisi'nde özel koleksiyonlarına oluşan 21 çalışmasıyla Fahri Anisa Zeyt, Tutkuya Övgü adı ile 18 Eylül 4 Kasım 2018 tarihlerinde seyirciye açılmıştır. Ee, görüyoruz ki Fahra Nisa Zeydin sanatı, sanatçıya bakışı, sanata bakışı, kendi hayatının dolu dizgin yıllarını, tüm, neredeyse tüm yıllarını sanatla geçirmesi ee, böyle olmuş. Bakalım sonraki aile üyelerinde nelerle karşılaşacağız. Bir sonraki bölümde Aliye Berger'i anlatacağım. Ee, i̇ki bölüm oldu maalesef görüyoruz ki olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.